Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle o arada yaptığımız sohbetlerden birkaçını yapacağız. Olayımız ne derseniz. Şu son zamanlarda her şeyi eleştiren arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz böyle YouTube'da e, takılıyorlar. Hani yeni gelmişler, yeni Yeni YouTube'a katılan herkes sağ olsun ama e, hani sanki her şeyi çok iyi biliyormuş gibi çok güzel eleştiriyorlar. Genel olarak benim bağlantım olmayan bir konu. Zaten farkındaysanız sadece CS:GO oynadığımız için fazla da izlendiğimiz e, fazla da izlendiğimizi söyleyemem. Bazı videolarımız 10K ve benzeri oluyor. Onun dışında bir şey olmuyor. Fakat bu konu birazcık sinir bozucu. Çünkü YouTube'a baktıkça yeni çıkan kanallara da baktıkça hatta bazılarına bazı eleştiri kanallarını da aboneyim. Hani daha fazla popüler olmak için daha fazla yukarılara çıkabilmek için kendi kendilerine ulaşamadıkları oyuncu oyun kanallarına böyle birazcık sallıyorlar gibime geldi. Şimdi içlerinizden tabii ki de birkaçı diyecek ki seninle bağlantı var sana bir şey dememiş. Asıl sen şu anda şey yapıyorsun diye. Fakat şimdi olayımız şu. Hani bazıları benim arkadaşlarım da. Bazıları videolara ben de katıldım. Güldüm hatta hani bazı eleştiri videolarına. Fakat e, şöyle bir şey var. Hani çoğu videosunda bunu böyle yapamazsın. Şöyle yapamazsın diyen eleştiri kanalları ki kendileri eleştirildiğinde ne düşünecekler? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Kendi yapamadıkları şeyler var. E, kendileri hani başkalarının şunu şunu sen şunu nasıl yapıyorsun şöyle olmadan dediği birçok şey varken hani kendileri de böyle Ucu açık sallamaları, işte sen şöyle değilsin, sen bu konuda kendin doğrusunu yapmıyorsun, nasıl yapıyorsun ve benzeri. Hatta argo içeren sözcükler Şimdi öncelikle videoların bazı yerlerinde ise argo kullandığını söylüyor. Ee, hani argo kullandığı için daha sonraki videolarında önceki videoda argo kullandım ama dayanamadığını söylüyor. Öncelikle hani bu e, bu böyle bir şey değil. E, kayıt yapıyor, İstediği zaman istediği yerde kesebilir. Tabii ki de kendisinin olması o kategoride eleştiri kanalı olarak kendi kategorisini yaratmış olması gerçekten hani büyük bir başarı tabii ki de. Fakat insani kendi arkadaşlarına veya e, çevresindekilerine nasıl saygılı davranıyorsa diğer YouTuber'lara da öyle saygılı olmasını e, düşünüyorum. Bu tamamen benim düşüncem. Şu anda da benim kanalımda olduğunuz için e, hani katılıp katılmamak tabii ki de size bağlı. Yorumlarda da sizleri ben de bekliyorum yani. Hani olumlu olumsuz yazıyor zaten açıklama kısmında da. Ee, hani CSGO oynarken de ben bunu bir e, söylemek istedim açıkçası. Birazcık ilginç bir Allah düştüm lan. Birazcık ilginç olmuş böyle yapması. Ee, hani ben kesinlikle şu anda isim vermiyorum ama genel olarak hani e, ilginç geldi birazcık yani. Başka da bir şey yok. Ee, hani söyleyeceğim söylemeyeceğim. Hani kesinlikle. Kendi düşüncemi ifade ettim. Her videolarında kendileri sonlarda söylese de videoların başında o youtuberlara hani e, direkt içlerinden geçiyorlar açıkçası. E, başka da açıkçası bir şey söyleyeceğim yok o arkadaşlar bu videoyu izliyorsa veya izlemiyorsa bilemiyorum. Diğer videolarım gibi e, olacağını bekliyorum bu videomun sadece benim izleyicilerim bilsin. Çünkü asıl konu nereden çıktı derseniz biri yazmış işte abi e, link atmış oha bakın falan diye. Ben de o linke girdim hani bir ilgimi çekti açıkçası bir bakayım dedim. Ah be İlgimi çekti birazcık böyle bir gireyim dedim baktım böyle din bir, ağır bir Eleştiri değil ama ağır bir haterlık söz konusu ee, Hani Atıyorum ben bir konudan atıyorum GTA 5'te mod yükleme bu konudan izlenme geliyorsa atıyorum o video 50 bin 100 bin oluyorsa aynı mantık o arkadaş da onlar sayesinde o kadar hızlı büyüdüğünü ne kadar fazla eleştiri veya farklı insanlara laf sokarsa o kadar hızlı büyüdüğünün farkında çoğu eleştiri kanalı. Zaten bunlar da küçük küçük böyle ee, nasıl diyeyim size ee, hani taktikler atıyorum ben sadece CSGO oynamasam Belki farklı oyunlar oynasam, belki daha hızlı, daha düzgün cümleler kursam, daha fazla saçma hareket yapsam belki bizim de kitlemiz farklı olacaktı. Fakat ben şu anda o 3000-4000 kişi izleyenden gayet memnunum. Hani o bir sıkıntı değil zaten farkındaysanız hani herhangi bir youtube geliri falandan da bahsetmedim hiçbir videoda olayımız tamamen zaten biliyorsunuz jackpot e, aldığım bilgisayarın bir kısmını da bıçakları satarak aldığımı da biliyorsunuz hani böyle bunu şey yapacak bir kısım yok çünkü böyle wow evet ihtiyacım var denen bir e, ortamda değilim çünkü e, kendim işte birkaç öyle tasarım masarım hani birazcık takıldığım için Allah hayır Evet vurdum, Yani kendimde birazcık bir şeylerle uğraştığım için e, en azından hani düzgün Türkçe'mizde değirmen dönmeye devam ediyor. Kimsenin de, hani fazla parada falan da gözü yok benim bu kanalımda. Yoksa şimdiye kadar işte CSGO'yu ara sıra atıp işte yok e, nasıl diyeyim hani GTA'yı fazlalaştırıp ve benzeri yapabilirdik ki eski bilgisayarımda GTA hani orta derecede falan videosu zar zor çıkıyordu. Ee, dediğim gibi hani böyle eleştiri kanallarına da bir e, kendi düşüncemi söyleyeyim dedim. Aklımda da bugün CSGO komik anlar tarzı bir video yapacaktım Renkıt'ta. Fakat zamanım olmadığı için bu iki gün sonraki çekeceğim bu videoyu şimdi çekeyim dedim. Bir de açıkçası <laughs> yalan olmasın e, YouTube'a girdim öyle geziniyordum. Önerilerde nerede iki adet eleştiri videosu çıktı. Böyle dedim ulan ne oluyor lan falan deyip böyle kendi kendime gaza getirip kendi kendime rage atıp ee, böyle bir video çekmeyi düşündüm. Tamamen benim düşüncelerim, tamamen benim fikirlerim. O yüzden hani e, size tersse tabii ki de bak kesinlikle bu konuda çok hassasım. Lütfen yorum yapın. Hani e, tabii bana anavrat avrat söylemediğiniz sürece hiçbir yorumu kaldırmıyorum ki çoğu yorumda otomatikman kaldırılıyor bende. E, nasıl derseniz işte YouTube'lardaki e, güzel özelliklerden biri. Youtube'daki güzel özelliklerden biri ne derseniz işte spam kısmına ekliyorsun o işte küfürlerin hepsini o küfürler oldu mu otomatikman yorum attıklarında o yorum siliniyor gizleniyor vesaire vesaire ben bu konuya nereden geldim. Neyse anladınız aslında hangi konuda nasıl fikirler olduğunu ben bu fikirlerde size de soruyorum niye yorum gelsin bakalım. Ayrıca sonuna şunu da ekleyeyim hani tamam bu işi eğlence için yaptığınız yani yapan kişiler var. Tabii ki de şu konuda size yalan söylemeyeyim. Birçok insanın böyle takip etmesi, bir şeyler sorması, e, ben onları böyle Steam'den yetişmeye çalışmam falan bir hastalık derecede çok hoşuma gidiyor. Discord'umuz da var zaten açıklamaya da koyacağım. Bugün de gelirsiniz isterseniz. Hani böyle insanlarla birlikte girip rastgele bir odaya giriyorum. Zaten e, şu anda Discord yeni olduğu için çok az kişi vardı. Dün 10'a yakın kişi vardı sadece. Hep birlikte 5-6'ya kadar oyun oynadık. Hani şu ya hani bu yaz günlerinde yapabileceğiniz sadece bu. Hani başka da bir şey gerek yok. E ee, o böyle insanların e, futursuzca para kazanıp zengin olma isteğiyle de ilgisi yok. Hep birlikte oyun oynadığımız bir ortam istiyordum. Hatta bir ara Facebook grubu açmaya çalışmıştım. Facebook grubu açmıştım fakat aktif tutamamıştım sınavdan dolayı. Steam'de ve işte Discord'da aktif böyle bir oyuncu grubu olması. Ee, hiçbir kar amaçlı olmadığında zaten anlamışsınızdır. Ben şunu sesim kendimden kısayım. Bu kadardı. Ee, peki bu eleştiri kanallarının mantığını anlarsınız. Ee, salladıkları YouTuber'lar veya işte konuştukları arkadaşlarımız ee, bakıyorsunuz. Video 10 dakikayı geçmiştir. Belki içinde birçok reklam vardır. Tabii ki de bunlar onların hakları. Hani kendi yayınlarına ait izleyicileri var. Üstlerinden hani tabii ki de yardım amaçlı kendi ekipmanlarını sağlamak için para kazanabilirler. Ama 10 dakika içine 10 tane reklam koyup daha sonra bu işi sadece eleştirmek, eğlence için yapmak Diyorlarsa ben bu işte birazcık e, şey arıyorum hani e, ters psikoloji mi denir artık hani ilginç birazcık ilginç buluyorum ama bakın tekrar bu videonun sonunda da diyorum onların yaptıkları gibi bunlar tamamen benim kendi küfürsüz ve argusuz düşüncelerim tüm e, yorumlarınızı olumlu veya olumsuz. Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Mesela birçok yorum geldi. Abi videoların çok kısa dendi. Bir tık daha uzun videolar yapmaya çalıştım. Fakat benim olabildiğim eğlence katsayısı sayısı e, maalesef 10 dakikaya ulaşmıyor. 5-6 dakika kendim eğlenebiliyorum. Daha sonra hem siz, ben sıkılıyorum. İstiyorsanız 10 dakika ile hani videoyu doldurabilirim. Saçma yerleri kesmeyerek. Fakat dediğim gibi eğlenceli olmuyor. Benim için 10 dakika olmasının pek bir e, değeri yok yani nasıl olsa zaten e, dediğim gibi biz jackpotumuzu oynuyoruz abi <laughs> bu, bu konuda şeyim birazcık hani böyle babacanım jackpotumuzu oynuyoruz iki bıçımızı alıyoruz <laughs> o kadar mis gayet de izlediğim bir sürü youtuber var csgo hayvan gibi güzel csgo oynuyorlar siz de onlardan da gameplaylerini izlersiniz ben de sohbetimle böyle bizim arkadaşlarla falan e, yuvarlanıp gidiyoruz evet umarım video hoşunuza gitmiştir Benden bu kadar. <laughs> Eyvallah canım. Benden bu kadar. Ee, bu kadar yani aynen. İlk defa böyle bir video yapayım dedim. Bakalım e, insanların o benim izleyen 3.400 kişinin şeyi ne olacak hani tepkisi. Kendinize tekrardan iyi bakın. Görüşürüz. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow.